Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 14 Haziran 2022 Salı günü sohbetimizde siz değerli kardeşlerimizin karşısındayız. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Hayatımızda yaptığımız her şey, bir önceki sohbette anlattığımız gibi, anneden doğduktan sonra göbek bağının kesilmesiyle birlikte ruhun bedene üflenmesi sonucunda insan yaşamı başlıyor. O süreç içerisinde yaptığı her şey kaydediliyor. Eğer inanmışsak, Allahü Teala'ya teslim olmuşsak, kitabına, resullerine inanıyorsak, Allah dostlarına inanıyorsak, o zaman ahirete de inanacağız. Kabir azabına da inanacağız. O yüzden anne karnında oluşmuş olan o bedenin bir çocukluk evresi, bir gençlik, bir ergenlik, bir olgunluk, bir yaşlılık ve bir ölüm de olduğunu insanlar asla unutmayacak. Yaptığımız bütün fiiller, şu anda biz burada video yapıyoruz değil mi? Kaydediliyor. Nereye? Allahü Teala'nın arşındaki bize göndermiş olduğu meleklerin kayıt sistemine. İyi yap, kötü yap, ne yaparsan yap. Bundan kurtuluşun yok. Hep kayıt altındasın. Ama bir de şu anda bütün dünyayı yönettiğini sanan sistemler içerisinde ritüellerle şeytanı görenler, yani şeytanın artık o sıfatını görüp hala ilahlığa oynayan, yani o şeytanı ilah olarak gören kişiler yüzünden şu anda insanların yolları şaşmış vaziyette. İşte bizler bu süreçlerde dünya gördüğünüz gibi adeta şeytani sistemler tarafından işgal edilmiş. İnsanların beynine nüfus edilmiş. Öyle değil mi? İstisnalar hariç. Ne anlatsanız anlamıyor. Bizim bu anlattığımız konular içerisinde elbette ki her şeyi sen çok biliyorsun diyen kişiler de olabilir. Saygı göstermek lazım. Ama bunu diyebilmen için bir şeyleri onun anlattığından daha iyi bilmen gerekiyor ki insanlara bunu anlatmalısın. Kendi bildiğin bilginin sana bir faydası var mı? Yok. Anlatıldıkça güzeldir. Yayıldıkça güzeldir. Elbette şu anda bunlar bu süreçler içerisinde insanlar başka dünya içerisinde başka alem içerisinde anlamayabilir. Ama elbette ki bunun belli bir süreçler içerisinde bir çıkış yolu olacak yani. Şunu açık ve net bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani bu toplum akıllanmaz ise Allah Celle Celaluhu cahil toplumlara ve zalim yönetici himayesinde olan bütün dünya kapsamında ve Türkiye'de olmak üzere cahilleşmiş, zalimleşmiş, tüm insanlık değerlerini yitirmiş topluluklara yardım etmez. Onların üzerine adeta pislik, bela, musibet yağdırır. Yani onların işlerini
sarp dağlara sardırır. Ayet-i kerimede geçtiği gibi. O yüzden eğer bizler bu dava içerisinde çok az bir topluluk olabiliriz kardeşlerim, bunlar sizi asla ümitsizliğe sevk etmesin. Bu az topluluk da olsa bir inancı var. İnançlarından ötürü yaratıcısına kendini teslim etmiş. Dünyada yaşanan bütün olaylarda ne yapmış? Uyanmış, tevekkül ediyor. Aklını kullanıyor. Ve diyor ki yaratıcısına, Rabbine, sen bizi bu işlerin içerisinden çıkart. Biz sana teslim olduk. Biz sana sığındık. Biz senin varlığını da ayetlerinde, peygamberlerinde amenna, sıddıkna kabul ettik. Ama etrafımızdaki mümin kardeşlerimizin de biz uyanmasını istiyoruz diye dua edecek mümin. İşte bu küçük topluluğun içerisinde muhteşem derecede ben inanıyorum ki duaları kabul olan insanlar var. Şu anda bizler aklını kullanan insanlar olarak bazı kitleler de, yani sanki şu andaki yaşanılan şeytani sistemler, dünya yönettiğini sanan sistemlerin, yani onlardan sanki korkuyormuş gibi veya onların yanındaymış gibi hareket ederek aslında güç kazanan Allah-u Teala'nın seçmiş olduğu insanlar da var. Saf değiştirmiş gibi görünüyor taktik ve strateji içerisinde. Bir de dost doğru olarak Allah-u Teala'nın verdiği imkanlarla dost doğru bir şekilde Allah-u Teala'nın ayetlerini, Resulullah'ın sünnetini Allah dostlarına anlatan insanlar var. Çünkü bunlar farklı derecede ilimlerle donatılıyor. Bakın bunları birbirine karıştırmayalım. Yani her gördüğünüz insan, hani zalimin yanında, işte yetim hakkını yiyenin yanında diye bir kaide yok. Biz o insanları da biliyoruz. Onların yanında sadece durması gerekiyor. Görev icabı. Ama ne oluyor? Sonra güç kazandıktan sonra, belli bir süreden sonra ne yapıyor? Gerçek hakikati anlatanın yanında diyor ki biz bu yola çıktık. Onların tarafında gibi korkuyormuş gibi göründük ama güç kazandık ve güç sahibi Allah-u Teala'nın emriyle birlikte ne yapıyor? Bu düzeni, Siyonizmin, kabalcıların dünyayı yöneten sisteme karşı topyekün bir birlik kuvvet oluşarak savaş açılıyor. Biz buraya doğru gidiyoruz. O yüzden çok küçük bir kitle var. Çok küçük ordular var gibi asla değerlendirmeyelim kardeşlerim. Çünkü o küçük topluluklar samimi oldukları için Allah Celle Celaluhu onları bilir ve o küçük görülen, hakir görülen insanlar tarafından böyle çeşitli sıfatlara konulmaya çalışan, Allah için hizmet eden o mübarek insanlar Allah-u Teala'nın yardımıyla o küçük topluluğa Allah-u Teala imkan verir ve zaferlerden zaferlere gitmesini ihsan eder. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü bizi yaradan Allah-u Teala şüphesiz her şeyi mükemmel derecede ve geleceğin
geçmişin her şeyin sahibi olduğu için gelecekte de şu andaki bu insanlar üzerine olanlar, olaylar bildiği için ona göre de tayin ettiği, görevlendirdiği kişiler bu zamanda da devrededir. Buna inanmak gerekiyor. Eğer inanmazsak başaramayız. Şimdi bizim inançlarımız geçmiş dönemlerde peygamberlere, Allah-u Teala'nın kitabına, yaşanmış savaşlara dayanıyor değil mi? Bir geçmişimiz var. Bunu inkar edemeyiz. Hazreti Davud Aleyhisselam sapanla Calut'u yok ettiğini insanlar unutmamalı. Veya Firavun ordularının devrildiğini, birçok ibretlik peygamberler hayatı var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de geçmekte. Hadi bunlar birer hikaye olarak değerlendirilse dahi ayetlerde geçmektedir. Burada esas olan samimi olmaktır. Dilsiz şeytan olmayacağız. Gerek Peygamber Efendimiz Mekke'de Kur'an-ı Kerim'in Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini tebliğ ederken aynı zamanda ahlakı da tahsis etti. Ahlaklı bir toplum olmayı önerdi. Sözünde durmayı, oradaki ümmete ve gelecek nesillere, yani bu ümmete bir vasiyet bıraktı. Bir veda hutbesi var değil mi? O veda hutbesini boşu boşuna insanlara sesleniş yapmadı. Yani bu nesillere ahlak ve söz vermeleri konusunda ve her konuda onu oluşturdu, istihdam etti. Kur'an-ı Kerim'in tebliğ edilmesinden sonra. Yani şu andaki içimizdeki din adında cebini dolduranlar beyinsizlerin peşinden gitmekten vazgeçer miyiz, geçmez miyiz konusunda bunlara bakmamız gerekiyor. Biraz ağır bir ifade oldu. Ama bakıyorsunuz hep ceplerini dolduran insanların peşinden gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Veya gittiysek hata yaptığımız için Allah-u Teala'ya tövbe edip onların safından adaletin, hakkın safına geçecek miyiz? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Öyle değil mi kardeşlerim? O yüzden herkes bulunduğu evi, çalıştığı iş yerini, oradaki insanları, yaşadığı şehri, ülkeyi yönetenleri eşit şekilde adaletli yargılayabiliyor mu? Adil şahitler, bireyler olabiliyor mu? Yani nerede, ne şekilde kim haksızlık yapıyorsa, bu babam da olsa, kardeşim de olsa, akrabalarım da olsa, en sevdiğim insan da olsa vesaire, kim olursa olsun haksızlığını dile getirebiliyor mu? Onun karşısında konuşabiliyor mu? Yani biz Allah Celle Celaluhu'nun rızasına talip olursak, samimi olursak, önümüzde kimse bizi durduramaz. Çünkü ayetlerde de geçtiği gibi cahiller ve zalimler şeytanı ilah kabul etmişlere Allah-u Teala asla yardım etmeyecek. Bunu Allah-u Teala vaat etmiş. Kur'an-ı Kerim'de de geç. O yüzden yani bakın kardeşlerim, sizleri kurtaracak bir peygamber gelmeyecek. Çünkü peygamber dönemi kapanmış. Bunlar her sohbette dile getiriyoruz. Sizi siz kurtaracaksınız. Bunu iman gücünüzle yapacaksınız. Şu an istisnaları hariç tüm bu dünyada yaşanılan süreçte baktığımız zaman Müslüman kesiminde hep bir iman zayıflığından kaynaklanıyor. Tüm kandırılmalar, tüm ahlaksızlıklar, yalanlar, dolanlar, hırsızlıklar, cinayetler ve benzeri. Hepsinin kaynağı imanın yeterince kalbe, beyne oturmamış olmasındandır.
Bundan kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? Göklerin hazinesinin anahtarı benim elimde değil diyor. Ya da Allah'ın ordularının kontrolü ne Peygamber Efendimizin elindeydi ne de dört büyük halifenin veyahut da diğer peygamberlerin elindeydi. Süleyman Aleyhisselam'ın elindeydi. Hepsi Allah-u Teala'nın elindeydi. Ama onlar vesileydi. İşte bu süreçler içerisinde geçmişteki yani insanların kurtuluşuna değil, kurtuluşa çağıranlar oldu peygamberler. Bakın geçmişte onlar kurtarıcı değil, kurtuluşa çağıranlar oldu. Ve o çağrıya riayet eden insanlar kurtuluşa erdi. Yani bunları birbirine asla karıştırmayalım. Şimdi de bu zamanın beklenilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam yine peygamberlerle karıştırmayacak derecede bir peygamber olarak gelmeyecek ve ne yapacak? Geldiği zaman görevine odaklanacak. Yani şu andaki Allah-u Teala'nın onu yetiştirdiği durum içerisinde görevini gerçekleştirecek. Yani tekrar deccaliyet, şeytani sisteme, ifrit, kabalcılar, onlara hizmet edenlere karşı bir savaş açacak. Bu savaş zaten başlamış. Ama Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru şarttır. Allah-u Teala ne zaman emir verirse. Yani sizler akıllı ve cesur olursanız Allah Celle Celaluhu'nun orduları göklerin tüm hazinelerin ilmi, anahtarı Allah Celle Celaluhu'nun izniyle sizlere hizmet için sunulur. Bunun için yani bir Mehdi'nin gelmesine gerek yok. Mehdi bir kurtarıcı değildir. Ama siz isterseniz göklerin hazinesinin Allah-u Teala'nın ilminden faydalanabilirsiniz. Allah-u Teala'nın ordusundan faydalanabilirsiniz. Çünkü Allah-u Teala mazlumların yanındadır. Gariban insanların. Ama burada çok zengin olan insanlar var. Bunlar da Müslüman alnının teriyle para kazanıyorsa, kazancını Allah yolunda harcıyorsa, hayır sanat yapıyorsa, insanlara ekmek veriyorsa ki o ekmeği veren, o zenginliği veren hikmet sahibi Allah-u Teala değil mi? Yani senin patronu sana ekmek vermiyor ki. Ona Allah-u Teala veriyor, o da seninle paylaşıyor. Bu zengin kardeşlerimize de Allah-u Teala yardım ediyor bakın. Yeter ki Allah-u Teala'nın yolunda olsunlar. Onları da ayırmayacağız. O yüzden eğer peygamberler kurtarıcı diyorsanız, Mehdi Aleyhisselam bir kurtarıcı olarak gelecek diyorsanız hem Kur'an-ı Kerim'e bakacaksınız hem de Hazreti Lut kavminin yani nasıl helak olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani Hazreti Lut kavmini kurtarabildi mi? Hazreti Nuh kavmini kurtarabildi mi? Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasını kurtarabildi mi? Firavun'un sarayında Hazreti Musa vardı. Hazreti Harun vardı. Hazreti Yuşa vardı. O kavimleri kurtarabildi mi? Bu yüzden kardeşlerim ortaya çıkacak olan Hazreti Mehdi de bir peygamber değil, bir kurtarıcı değil. Sadece görevini yapıp göçüp gidecek sizler bizler gibi bir fani olacak. Allah-u Teala şüphesiz bizden iyi bilir. Ama videoda da başlık attığım gibi bu yüzyılda da kalabalık bir nüfus var. Bunu kabul etmek gerekiyor. 7.9 milyar insana sahip dünyada da bütün pisliklerin, deccaliyetin, şeytanın, ifridin, ona hizmet edenlerin, kabalcıların olduğu bu süreç içerisinde de bunu kabul edersiniz veya etmezsiniz. Yani en zor görev de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a düştü.
Bu zor görevinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olacağız. Öyle kolay değil. Çünkü o peygamber değil. Bir kurtarıcı değil. Ama şu dünya nüfusunun içerisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bir düşünün bakalım. Nasıl bir ilme sahip olması gerekiyor? Allah-u Teala ona sunmuş olduğu ordular içerisinde veya insan ordusu içerisinde nasıl insanlar olması gerekiyor? Allah-u Teala'nın orduları hizmetine verildiği zaman Mehdi Aleyhisselam yürüdüğü zaman, düşmanla karşılaştığı zaman arkasında gerçek mümin sayısı kaç olacak? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Ya Mehdi Aleyhisselam'a Allah-u Teala ordular yardım edecek. Allah yardım edecek. Elbette ki amenna, sıddıkna, buna inanıyoruz. İnsana ne gerek var diyebilir miyiz? Gönül gözü açılmış, Allah-u Teala'ya teslim olmuş veya Mehdi Aleyhisselam çıktıktan sonra ya Mehdi kimmiş, neymiş deyip meraklanıp gelip ettiği bütün günahlardan dolayı Allah-u Teala'ya tövbe edip Mehdi Aleyhisselam'ın kapısına dayanan insanlar ne olacak? Birçok sapkın inanışlara sapmış ama Mehdi Aleyhisselam çıktıktan sonra onun tarafına yönlenmiş, Allah-u Teala'nın yoluna yönlenmiş bu insanlar ne olacak? Bunlara yani şu andaki bazı düşüncelere kalsa Mehdi Aleyhisselam asacak, kesecek, biçecek. Böyle şey olur mu kardeş? Bunlara bir fırsat verilecek yani. Mehdi kurtuluş fırsatı vermeyecek. Allah-u Teala verecek. Çünkü Mehdi'yi tayin etmiş. Birçok hiçbir dinden hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar var. Adalarda yaşayan kabileler var. Yani bunlar bir şeylerden haberdar olması gerekiyor değil mi? Orada kendi hallerinde yaşıyorlar. Ama şeytani sistemler onları da yaşatmıyor. Bakın kardeşlerim şu anda dünyada 7.9 milyar insan var diyoruz değil mi? 1.5 milyar insan şu anda dünyada elektriksiz yaşıyor. Sizler şu anda internetten bizim konuşmalarımızı dinliyorsunuz veya araştıracağınız veya izleyeceğiniz durumlar içerisinde her şeyi internete girebiliyorsunuz. Telefonunuzdan bunları yapabiliyorsunuz değil mi? Telefondan yapamasanız bir internet kafeye, bir başka bir yere giderek yapabiliyorsunuz. Ama şu anda 7.9 milyar nüfusu olan bir dünyada 4.5 milyar insan hala internete erişemiyor. İşte Elon Musk'ın Starlink uyduları, binlerce uydu gönderdi. İstediği ülkenin istediği şekilde bu uyduyu çalıştırarak ücretsiz internet sağlayacak diye bekliyorsanız boşa bekliyor insanlar. O uyduların amaçları başka. O uyduların kullanımları, insan beynine nüfus etmesi, insanların öldürülmesi, insanların yok edilmesi, aklınıza ne geliyorsa takip edilmesi, şu anda kullandığımız biliyorsunuz ki kimlik kartları çipli. Bunların hepsinin yapılış bir amacı var. Kolunda taktığın saat çipli, kullandığın telefon çipli. Yani senin her şeyini gözetliyor. Yakında şu anda bakın Çin'in en kalabalık nüfusunda yani 150 milyon adet şu anda kamerayla yüz tanıma sistemiyle Çin'de puanlama, puan oluşturma, para harcama, cezalandırılırsa istediğini alamama gibi kısıtlamalar getiriyor değil mi Çin? Sert yasalar var değil mi? Bunlar sert yasalar mı? Özgürlüğü kısıtlama mı? Yoksa yeni dünya düzeninin oluşturulmasında bir emek mi sarf etme? Buna emek diyebilir miyiz? O yüzden olaylar çok farklıdır. Mehdi Aleyhisselam'ın görevi zordur. Yani dünyada bir kıyamet kopacaksa eğer bir ahirete hazırlanıyorsak o kıyamet kopmadan önce
başka bir kıyametin kopartılmaya çalışılması söz konusu. Bunu da şeytaniler yapıyor. İşte bu kıyameti oluşturmak isteyen şeytanilerin karşısına duracak Mehdi Aleyhisselam ve ona inanan insanlar, Allah-u Teala'nın ordusu ve farklı alemler, gerek yer altı, yer üstü. Yani insanların dünyada yaşadığı bütün olaylar, geçmişle ilgili kandırılmalar, uzay, başka gezegenler, yerin altındaki yaşamlar, denizlerdeki yaşamlar, farklı derecede merak ettiği olaylar konusunda dünyada büyük bir yalan ve kandırılmanın içerisindeyiz. Gerçeklerle aydınlanacağınız bir zamanın içerisine girmek üzeresiniz. Bunu size söylemek gerekiyor, müjdelemek gerek. Ama biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Allah-u Teala'nın emri şüphesiz ki ona aittir ama çok da uzak değildir. Birisinin önde olması gerekiyor. İşte o önde olan kişi aslında Mehdi Aleyhisselam. Aslında o önde olan insanlar uyanmış insanlar. Kandırılmayan insanlar. Kandırılmaya çalışılıyor ama asla ve asla inançları doğrultusunda kandırılmayan insanlar olacak. Yani o insanlar bir üst durum içerisine geçmiş, sadece Allah-u Teala'nın vereceği emirlere konsantrasyon olmuş, konsantre olmuş, hayatını sürdüren, her türlü olaylar içerisinde sabır gösteren kişilerden oluşuyor. O yüzden akıllı ve cesur olmanızı hepinize tavsiye ediyoruz. Ama cesurluk da yani bir yerlere çıkıp işte Titanium bize anlatıyor. Siz de böyle çıkıp da insanlara farklı derecede böyle çıkışlar yaparsanız şu anda insanların beyin durumu, halleri anlamayacak durum içerisinde istisnalar hariç. Yani sert tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Nitekim yani biz bir ortam içerisinde anlatırken hemen cephe alan insanlar olabiliyor. Sorduğumuz sorulara. Çünkü o sorduğumuz sorular doğru dahi olsa adam cephe alıyor. Hemen karşı çıkıyor. Hiddetleniyor, sinirleniyor. E peki biz ne yapalım? Bütün gerçekleri bildiğimiz halde, bütün dünyada olan olaylardan haberimiz olduğu halde, bize bildirildiği halde, o zaman biz hiddetlenmemiz lazım. Yani biz de yani bir yapay da olsa kıyamet koparmamız lazım değil mi? Ama her şeyin zamanı var. O kıyamet kopartmak isteyenlerin başına kıyameti oluşturacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacak. Siz canınızı sıkmayın. O yüzden sohbet uzatmayalım. Bugün yarım saat olsun. İlerleyen durumlar içerisinde inşallah yine sohbetimizde sizlerle birlikte olacağız. O yüzden seçimimizi yapmak sizlerin elinizde. Allah-u Teala tüm imkanları sunmuş. Geçmişten günümüze kadar bütün donanımları sunmuş. Bu donanımlar içerisinde Allah-u Teala'nın izniyle inşallah seçimleriniz konusunda yani birilerinin etkisi altında kalmaktansa kendi düşünceleriniz içerisinde bunları gerçekleştirirseniz, özgür olursanız, o dudaklarınıza kilit vurdurmazsanız, hakikati yerinde ve zamanında çıkışlarınızda yaparsanız inşallah Allah-u Teala da yardımıyla birlikte bu olayların içerisinden Allah-u Teala cem'i cümlemizi çıkartacak. Ben şüphesiz inanıyorum ve sizlerin de inandığını düşünüyorum. O yüzden hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir hocam var, onun da ellerinden öperim. Kendisi bir öğretmen emeklisi. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın inşallah. Her zaman dediğimiz gibi biat Allah içindir.